yalnızca güzel günleri biliriz. Farkı 6 sayıya çıkarttı Ömer Onan. Güneşli, çiçekli, bahar günleridir gördüklerimiz. Ama baharlar öncesi kara kışları hep göz ardı etmişizdir. Soğuk, sıkıntılı, zor günleri yalnızca yaşayanlar bilir. Ömer tek başına gitti. Ömer basketbol! Ömer Onan! Cesur yürek! Sessizce güneşin doğumunu bekleyen, sabreden, mücadele eden, büyük bir inançla o günlerin bitmesini bekleyenler konuşmalıdır aslında. Ömer Onan boş kaldı. Ömer'in şutuna isabetli Ömer cevap verdi. Hiçbir gün gecenin zifiri karanlığından önce doğmuyor. Belki günün güzelliğini anlamak için gece anlatılmalıdır bize. Ömer Onan dolaştı. Üçlüğü gönderdi. Alır almaz gönderdi. Sonra sabahlar uzun uzun konuşulabilir. Bugün birebir de inancın, azmin, hırsın sembolü, kara kışları tek başına geçen bir sporcudan bahsedeceğiz size. Onun hayata tutunurken verdiği büyük mücadeleyi, bir annenin çocuğunun hayatını nasıl şekillendirebileceğini ve başarının nasıl ilmik ilmik örüldüğünü dinleyeceğiz ondan. O bize yarınlar için nelerden vazgeçtiğini, küçük yaşta tek başına ayakta kalmayı, zirveye tırmanırken yaşadıklarını, sarı laciverte sevdalı bir adamı, kısaca Ömer Onan'ı anlatacak. Kullanıyor. Ömer bitirdi bu işi. Fenerbahçe işi bitirdi. 8 sayıyla kazanıyoruz deplasmanda. Bu bir zafer. Ömer Onan'ın hikayesi kalabalık bir mahallede başlıyor. Hala büyük bir özlemle anlattığı yaklaşık 40 çocuktan oluşan arkadaş grubu ve onlarla geçen oyun dolu günler. Çok mutlu bir çocuktum çünkü Mersin'de tam mahalle ortamı dediğimiz, şimdi artık herkesin özlem duyduğu, hiçbirimiz çocuklarımızı bu ortamda yetiştiremediğimiz bir ortamda büyüdüm. Diyebilirim ki yani 6-7 tane apartmanın 40 tane çocuğuyduk. Hepimiz her gün sokakta doyamazdık oynamaya. Yani her şeyin bir mevsimi vardı. İlk önce misket, biz gülle derdik, onun mevsimi vardı. Futbol sokakta oynardık. Basket oynardık beton sahada, okulların arkasında. Kovalamaç, yani aklınıza gelebilecek her türlü oyun. Bütün zamanımız hani okul dışında, ki 5 yaşından itibaren hani baktığın zaman 6 yaşında her boş bulduğumuz zaman da sokaktaydık. Ve de ailelerimiz de çok rahattı. Herkes birbirini tanıyordu. Çok güzel bir çocukluğum geçti. Yani 15 yaşında İstanbul'a geldim. O zamana kadar, o 5 yaşla kendimi bildikten sonraki 15 yaş arası çok güzel bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Ömer tam bir sporcu karakterine sahiptir. Aslında hareket ve mücadele içeren her alanda akranlarına göre çok daha başarılıdır. Ama çocukluk yıllarında en çok futbolu sevmiştir. Hatta cam sporun altyapısında bile oynamıştır. Sporu çok seviyordum. Futbol benim için en önemli şeydi o zaman. Cam spor vardı. Onun altyapısına hatta gidiyorduk 2-3 arkadaşımla birlikte. Hepimizde bir futbolcu olma özlemi. Basketi de oynuyorduk ama basket o zaman baktığın zaman hiç aklımda yoktu. Hep futboldu. Sporun hepsini, yani mahallede oynanabilecek her oyunda ön plandaydım diyebilirim. Yani futbolsa futbolu iyi oynardım. Basketbolsa iyi oynardım. Kovalamazsa yakalanmazdım. Yani saklanmazsa saklanmazdım. Yani performansa da her şeyde iyiydim.
Ve de o zaman hep hayaller kurardık tabii, hani bir futbolcunun yerinde olmak ya da bir basketbolcunun yerinde olmak, ama hep hayallerimde onlar vardı. Yani benim hayallerimde hiçbir zaman çocukken de aman doktor olayım, pilot olayım, işte bazısında öyle olur. Ama bende öyle bir şey yoktu, hep sporun içinde, sporu seviyordum. Tabii ki o zamanlar böyle bir şey düşünmüyorsun profesyonel, ama iyi yaptığımı biliyordum. Yani en azından çevremdeki insanlara nazaran daha iyi yaptığımı farkındaydım. Ömer ailenin tek çocuğudur ama bunun bir eksikliğini yaşamamıştır. Çünkü kuzenleriyle büyüyen, onlardan ayrılmayan bir çocuktur Ömer. Yani Mersin'de zaten küçük yer olduğu için herkes çok iç içedir. Herkes birbirini tanır. Yani çekirdek ailenin dışında da bütün akrabalarınla bir arasındır, komşuların da öyledir. Bizim mesela apartmanımızda iki teyzemle de aynı, mesela bir karşılıklı oturduk teyzemle. Mesela benim kardeşim yok ama hep kuzenlerimle aynı apartmanda karşılıklı büyüdük. Herkesin kapısında anahtarı vardır, istediği zaman girer. Bazen burada yemek yersin, bazen karşıda gidersin yemek yersin. Üst katında öbür teyzem otururdu. Ömer çok cesurdur. Gözünü budaktan sakınmayan ve bu cesareti sebebiyle çok da yaramazlık yapan bir çocuktur. O kadar çok yaramazdır ki kendi ifadesiyle kafasında açılmadık yer kalmamıştır. Yaramazlıklar karşısında anneler çocuklara karşı sert olabilirler ama torunlarına karşı asla. Ömer Onan'ın annesi yaramazlıkları karşısında oldukça sert tepkiler vermiştir ama yıllar sonra şimdi torunu Yiğit'e kıyamamaktadır. Hiç korkusuzca o zamanlar oynardım. Gözüm karaydı. Hani hiç yaramazlık da yapardım. Tabii bizim zamanımızda şimdi yok ama bizim zamanımızda anne babadan yeri gelir, öğretmenden de dayak da yersin. Bunları da hep yedim. Yani beni herkes kabul etmişti. Mesela öbür kuzenlerim daha sakindi ama benim o yaramazlığımı ailem de kabul etmişti. Ha, annem de tabii bazen konuşuyoruz, çok gülüyoruz şimdi. Çünkü insanın kendi çocuğu olunca o evde bir disiplin kurmak istiyorsun. Biz eşimle birlikte hani biraz çocuklara ya da Yiğit'e kızdığımız zaman annem hiç dayanamıyor şimdi. Ama zamanda hani ben de diyorum ki zamanda bana gayet rahat hani kıyıyordun, hatta şakalaşıyordun, işte dövüyordun falan diye. Bence ailede benim herkes biraz farklı, yani yaramaz olduğumu, haşarı olduğumu biliyordu ve hoşlarına da gidiyordu. Yani kötü bir çocuk değildim, vicdanen çok iyi bir çocuktum ama el avuca sığmıyordum, duramıyordum, yaramazdım yani. Yaramazlıklar doğaldır belki bir erkek çocuğu için ama o yıllardan unutulmaz bir anı Ömer'in belleğinde yer etmiştir. Her hatırladığında hala içini acıtan bu olayda bazen arkadaşının yediği tokatın kendine gelen bir taştan daha çok can yaktığını öğrenmiştir Ömer. Mersin'de doğdum ama o zaman İstanbul'da yaşıyorduk. Yani babam, annem, biz 5 yaşındayken ben Mersin'e kesin dönüş geldik. Benim anne tarafım Mersinliydi, oraya kesin dönüş yaptık. Ben ilk mahalleye hatırlıyorum, taş savaşı olurdu. İşte iki grubu alıp, yani aslında baktığın zaman şimdiki zaman düşündüğün çok saçma geldi ama o zamanlar işte sapanla taşla savaş yapardık. İlk daha bir şey yaparken, fırlatırken tak diye yedim bir tane taş. Burası böyle açılmıştı, hiç unutmuyorum. O zaman işte ağlaya ağlaya babama gittim. Herhalde 6 yaşındaydım. Bizim apartmanın şeydi, taş atan da çalışanının oğluydu. Babam ben elinden tutup şıva alıyorum. İşte onun babasına söyledi, bu nasıl oyundu işte böyle filan. Babası hiç unutmuyorum, önümüze oğluna bir tokat atmıştı. Ondan sonra çok üzülmüştüm. Yani hani sanki o kaşımın açılmasından çok onun orada, çünkü sonuçta benim attığım taş da onu yarayabilirdi. O beni, yani aklımda ilk gelen, ilk kalanlardan biri oydu yani. Okulda sevilen bir karakterdir Ömer Onan. Ama derslerle arası hiçbir zaman iyi olmamıştır. 40 dakikalık ders süresi Ömer'e hep fazla gelmiştir. Hiçbir zaman çok çalışkan bir öğrenci değildim. 40 dakika bana çok fazla gelirdi. Dikkatimi, yani toplamak, konsantre olmak derslere benim için zordu. Yani ben derslerde bile 2-3 arkadaş devamlı bir oyun bulurduk kendimize. Okuyordum, kötü bir öğrenci değildim mesela, teşekkürle geçiyordum. Ama hiçbir zaman da çok üst düzey derslerde başarılı olmadım. Tabii basketbol da o zaman
paralel gidiyordu. İlkokul maçları oluyordu, işte ortaokul maçları oluyor. Yani devamlı aklım topta. Mesela öğlen arası futbol, o formalarla maç yapardık kanter içinde. Ondan sonraki 3 dersten zaten performans alma gibi ihtimalin yok. Yani ilk ders tenimiz soğumazdı. Yani hoca sınıfa girdi mi 6 kişiyi seçerdi. Çünkü hepimiz böyle pancar gibi terden akıyor bütün üstümüzden gömlek, kumaş, pantolon ama ter içindeyiz. Öğretmenlerimle aram iyiydi, severlerdi. Yani, ama yani dediğim gibi hani ben okulda da dayak yedim. Ama çok güzel bir ilişkim vardı. Okulda da mutluydum. Dersleri de idare ediyordum. Mersin'de Çukurova basketbol takımının olması bölge halkı için olduğu kadar Ömer Onan için de çok önemli bir konudur. Saatler öncesinden basketbol maçlarına gitmek, salonlarda yaşanan coşku Ömer'in içinde basketbola ve basketbolculara bir hayranlık uyandırmıştır. Belki de eğer bizim Mersin şehrinde Çukurova diye bir takım olmasaydı biz bugün belki de ben burada olmayabilirdim sizin karşınızda. Yani çünkü neden insanlar herkes futbolu biliyor ama o zaman Mersin şehrinde Çukurova diye birincilikte bir basketbol takımı olması, şehir ona sahipleniyor. Maçlarına ben hiç unutmuyorum 7-8 yaşındayken 4'teki maça saat 1'de kuyruğa girerdik. Benim futboldan basketbola kaymamda en büyük etken o maçlardaki o tezahüratlar, seyirci, onların o sahaya çıkışı, o turnikede ısınmaları beni çok etkiledi. Yani hepimiz hayranlıkla izliyorduk onları. Mersin'in bütün maçlar dediğim gibi 2 saat önceden salon kapıları kapanırdı. Yani insanlar zaten 3000 kişilik bir salon izdiham olurdu. Ve de güçlü bir takımdı Çukurova. Yani Cumhurbaşkanlığını aldı, finalde oynadı ligde. Yabancılar işte o Amerikalı oyuncuları sokak ortasında insanların görmesi, şey yapması basketbolu bizi daha çok alıştırdı. Benim de zaten futboldan o tarafa kayışım o Çukurova maçlarına gittiğimde o coşkuyu, o heyecanı onları böyle özenmekle başladı diyebilirim. Gerçek anlamda sporculuk hayatı 3. sınıfta okul takımına seçilmesiyle başlamıştır. Aslında Ömer'e bir eğlence gibi gelen basketbol, çok bilinçli bir kadın olan annesinin destekleriyle gerçek bir hedef haline gelmiştir. İlkokul takımı kuruluyordu. Ben de ilkokul 3'teydim. Dediğim gibi sokakta da hem basket futbolu oynuyoruz. Okul takımına girdim. Annemin de biraz tabii bunda zorlaması vardı. Annem daha çok hani beni basketbola yönlendirmek istedi. Hiç unutmuyorum bir tane fotoğrafçı Tümer amcamız vardı. O maçları hep şey yapardı, götürürdü bizi. Hem benim orada hoşuma gitti hem annemin de o zaman daha çok basketbola hani okul takımına gitmek filan. Okul takımına girince o maçlar başladı. Karşılıklı okullarla oynamak filan insanın çok hoşuna gitti. Yani belki yani çok umursamayabilirdim ilkokulda girdim basketbol takımına ama dediğim gibi karşılıklı bir de hırslı bir yapım da var. O mücadelenin içine girdikten sonra kopamadım. Ve işte ilkokulu bitirdim, ilkokul 5. Ama dediğim gibi ilk önce Toros Koleji'nde ilkokul 3'te basketbolu böyle karşılıklı oynamaya başladım. Ömer Onan'ın futbol oynamış bir baba ve basketbol oynamış bir annenin çocuğu olması, onun iyi bir sporcu olma yolundaki en büyük desteğidir. Ailesi her zaman Ömer'in yanındadır ve onu hep doğru yönlendirmiştir. Yok, çok büyük destek aldım. Yani zaten babam da eskiden futbol oynamış. Yani Kasımpaşa'da kaptanlığını yapmış. Ondan sonra o zamanlar tabii üniversite daha ağır bastığı için bırakmış ama profesyonel olarak hani oynamış. Annem de Ankara Koleji'nden mezun. O da zamanında orada biraz basketbolla okul takımında falan herhalde oynamış. Yani ailemin spora karşı desteği büyüktü. Ama tabii şöyle de bir şey var. Küçük şehirlerde insanlar genelde çocuklarını en iyi şekilde okutup İstanbul veya Ankara'daki iyi bir üniversiteye sokmak en büyük hayal o oluyor. Tabii ki basketbolla birlikte gittiği zaman insanlar ürküyor. Ben de ailenin tek çocuğu olarak ama hep büyük destek gördüm. Yani hani 15 yaşında ben İstanbul'a geldiğim zaman o zaman yolumu çizmiştim. Yani bunu ben demek ki bende bir yetenek var, beni istiyorlar. Bu sefer okulu ikinci plana attım. Ömer Onan çocukluğundan beri Fenerbahçe taraftarıdır ama o yıllarda hiç Fenerbahçe forması giymeyi hayal etmemiştir. Yalnızca bir sporcu olma hayali onu mutlu etmeye yetmiştir.
oynarken hepimiz kendimize bir isim takıyorduk. Yani birimiz Rıdvan oluyorduk, birimiz Rıdvan Dilmen oluyorduk, birimiz Aykut Kocaman oluyorduk. Bir, ne bileyim, yabancı oyuncu o zaman mesela Alman milli takımını şey yapıyorduk. Oradan oyuncular ismi takıyorduk kendimize. Ya da basketbol oynadığımız zaman hepimiz birinin yerine geçiyorduk. İleride olabilir miyiz? Biz de öyle oynar mıyız? Ömer Onan'ın hayatında basketbolun duayen isimlerinden İbrahim Ertem'in önemli bir rolü vardır. Yüksel hocamız vardı. Beni ilk okul takımında aldığı zaman. Ondan sonra Avni Nart vardı rahmetli. Onun da bende emeği vardır. Yani üstümüze çalıştılar. Gültekin hoca vardı. İbrahim abiyle de Çukurova'da. Şimdi o zaman Çukurova'nın altyapısı iyiydi tabii. Biz okul takımlarında iyi oynuyorduk. Ama Çukurova'da hem Adana, Tarsus, Mersin'den çocuklarla birlikte, çünkü yeri zaten Tarsus'taydı. İyi bir takımdı. Ben kısa süreli de olsa Çukurova'ya orada oynadım. Yani ben ilk önce Toros Kolej'in kulübünde de oynamaya başlamıştım. Sonra İstanbul'a gelmeden önce 2 senede küçüklerde Çukurova'da oynadım. Hatta bir turnuvaya gittik. İbrahim abi de o zaman onunla, çünkü o İstanbul'da da antrenörlük yapmış. Eczacıbaşı'nda, Paşabahçe'de özellikle altyapılarında. Sonra Çukurova'nın da altyapısında. Yani bu işi daha ciddi, daha profesyonelce bakan, daha sert, daha fundamental basketbolunu öğreten hocalardandı. Onunla çalıştık. Dediğim gibi sert bir hocaydı. Ama benim üstümde de yani o zamanlar çok büyük de katkısı oldu. Hiçbir başarı tesadüf değildir ve bedelleri ödenilerek elde edilmektedir. Ömer de iyi bir basketbolcu olmak için önce yaz tatillerinden vazgeçmiş ve zor da olsa antrenmanları aksatmamak için annesinin de ısrarıyla büyük zorluklara katlanmıştır. Özellikle çok sıcak havalardaki bitmeyen otobüs yolculukları unutulmayacak kadar sıkıntılıdır. Ben Toros Koleji kulübünde oynarken çok rahattım. Çünkü yaz tatilleri o kadar güzel ki, yani orada da yine düşünebiliyor musunuz? 2,5 ay önünüzde deniz, alabildiğine 30-40 tane çocuk. Her gün bir de yaş grupları, hep abiler var, işte ortancalar, biz küçüğüz o zaman da, hani şeyiz, bin bir tane oyun çeşidi var, denizden çıkmıyorsun. Ben Çukurova'ya başladığım zaman İbrahim abi haftada 3 gün idman koyuyor yazın. Şimdi düşünebiliyor musunuz, ben 12 yaşındayım, orada oyunu bırakıp yani sabah Silifke otobüsüne biniyorum, Mersin'e 50 kilometre, oradan servise biniyoruz, Çukurova'nın servisine. Tarsus'a gidiyoruz. 30 kilometre idmanı yapıyoruz. Sonra ben aynı tekilde bu yolu tekrar eve geliyorum. Ve bu mesela pazartesi, çarşamba, cuma idmanlar 3 tane. Gitmek istemiyordum. Yani 12 yaşında bir çocuk için otobüslerde, bir de Mersin'in sıcağını düşünün yazın. Yani 40 derecelerde, o nemde gitmeyeceğim dedim. Ama işte orada da işte annem hep o konuda yani zorla beni otobüs durağına kadar götürürdü. Ben böyle neredeyse bazen ağlayarak giderdim. Çünkü orada oyunu bırakıp da bu kadar yol tepedip, yol kat edip idmana gitmek, Tarsus'a, Çukurova'ya. Onun için hani başta çok istemedim ama biliyordum ki orası ciddiydi. Yani daha profesyoneldi. İbrahim abi de dediğim gibi İstanbul'da çalışmış. Sonuçta bu işte belli bir yere gelmek istiyorsanız illaki İstanbul'a gelmek zorundasınız. Ben de 15 yaşında buna geldim. Çünkü burada daha profesyonelce bakılıyor. Çukurova takımında Ömer Onan'ın büyük hayranlıkla seyrettiği isimler vardır. Onlar gibi olmak Ömer'in en büyük hayalidir. Biz mesela tezahürat ederdik. Parçala Behçet, Behçet abi vardı. Aytek Gürkan, Aytek abi vardı. Onları Çukurova'da seyrederdik. Ne bileyim mesela deplasmana bizim sahamıza geldikleri zaman Levent Topsakal'ı seyretmekten çok keyif alırdım. Orhun Eney'i, Harun Erdenay'ı, Namoski, Ufuk Sarıca, gerçekten çok etkilendim. Seyrettiğim zaman hoşuma giden Ufuk abiyle bir de biz aynı pozisyon oyuncularıydık. Onların idmanını seyrederken ileride ben de Ufuk Sarıca gibi A takımda oynamayı hep aklımda. Yani İstanbul'a geldikten sonra Namoski ve Ufuk Sarıca'dan çok etkilendim. O zaman onları seyrederdim. Her idmanı biz seyrederdik A takım idmanlarını.
15 yaşında Türkiye Şampiyonası'nda sayı kralı olan Ömer tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Hatta Galatasaray'a 58 sayı atınca Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıraya çıkmıştır. Sonra Efes Pilsen'e transfer olunca İstanbul macerası başlamıştır. Biz ortaokullar şampiyonasında ilk defa Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Yani herhalde Anadolu şehirlerinden de böyle bir takım o zaman yoktu. Yani çünkü hep İzmir, İstanbul, Ankara takımları olurdu. Biz gittik ve Türkiye üçüncüsü olduk. Birinci Çavuşoğlu olmuştu. Çavuşoğlu'nda o zaman Hidayet de Kerem altyapıda oynuyor. Onlarla karşılıklı o zamanlar oynamıştım. Hiç birbirimizi tanımıyoruz. Nereden nereye? Yani ortaokul sondayız. Karşılıklı maç yapmıştık. Sivas'taydı şampiyona. Benim için çok önemliydi. Çünkü biliyordum ki oraya artık orası benim ileriye doğru bir adım atmak isteyeceksem orada kendimi göstermek zorundaydım. Türkiye Şampiyonası'nda sayı kralı oldum. Ve de en iyi forvet seçildim. Hiç unutmuyorum, Galatasaray Lisesi de vardı finallerde. Galatasaray Lisesi'ne 58 sayı attım. Ve de o zaman beni Galatasaray transfer edecekti. Böyle konuştuk. Ve Efes Pilsen de beni istiyordu. Fikret abi şimdi Efes Pilsen'in altyapısında çalışıyor. Menderes abiyle birlikte. Onlar izledi. Beni çok beğendiler. Galatasaray çok beğendi. Hatta Galatasaray annemle orada temasa da geçti. İşte Galatasaray benim bonservisi ikna ettirdiler. Aldılar. Ve ben orada son gün Galatasaray'a gitmedim, Efes Pilsen'e gittim. Hatta o zaman bu işin uğraşan Galatasaray'da Aziz Bey vardı herhalde, çok sinirlenmişti. Maceram öyle başladı. İstanbul çok zordur. İyice bunalıp her şeyden vazgeçmek istediğinde annesi yine Ömer'in hayatına sihirli dokunuşlarından birini yaparak onun yönünü belirlemiştir. Çok yetenekliydim. Yani Mersin'de çok yetenekliydim. En iyi oyuncularından biri. Herkes bunu söylüyordu. Ama buraya geldiğin zaman Efes Pilsen gibi bir altyapısına, yani baktığın zaman o zaman Türkiye'nin en iyi altyapısına geliyorsun. En seçme oyuncuların olduğu yere. Orada bir mücadeleye giriyorsun. Mücadeleye girmekten hiçbir zaman korkmadım. Her zaman hep mücadele ederek zaten. Her şeyimi ben bugüne kadar mücadele ederek kazandım. Ama yalnız baş, teksin. O çok kötü bir şey. Ailenden uzaksın, arkadaşlarından uzaksın, muhitinden uzaksın. İstanbul'daki oyuncular da gelen, Anadolu'dan gelen çocukları çok sıcak karşılamıyorlar. Orada bir yaş mücadeleye giriyorsun. Yani basket parkede idman yapmak en kolayı. Kendini kabul ettirmek, onların arasına girebilmek, onların arasına girmekten ziyade kendini, karakterini ortaya koyabilmek. Bunlar kolay değil. Bunlar için çok mücadele ettim. Belki de onun için hep hayatımda bu mücadeleleri verdiğim için bu yaşta şu an hala bu mücadelem, hırsım hep devam ediyor. Yani dediğim gibi hep tırnaklarımla geldim. Gerçekten öyleydi. Yani ben dönmek istiyorum dedim. Hayda, o zaman bir bakıyorum bütün arkadaşlarımdan mektup geliyor bana. Ya işte Ömer, iyi ki gittin, kurtardın kendini. Burası çok sıkıcı. Şimdi 4-5 tane arkadaşımdan böyle mektup geliyor bana. Diyorlar ki ya Ömer, iyi ki işte bırakmışsın da gitmişsin, Mersin'de hiçbir şey yok zaten. Ya diyorum, bir ay önce deli gibi evleniyorduk da ne oldu şimdi, herkes bana, meğerse annem hepsine şey yapmış, hepsinden mektup geliyor. İşte sen, ben çünkü geri döneceğim dedim. Ömer Onan 15 yaşında Efes Pilsen için İstanbul'a tek başına gelmiştir. O zamanlar ailesinin verdiği bu karar gerçekten de çok zordur. Peki bugün Ömer Onan'a çocuğunu 15 yaşında tek başına başka bir şehre göndermesi teklif edilse acaba cevabı ne olurdu? Bana desen ki sen oğlunu şimdi 15 yaşında gönderir misin tek başına? Göndermem derim sana, yalan söylemeyeyim. Ya o zaman ailemin verdiği kararda, yani annem, işte Emel teyzem vardı rahmetli, bütün sabahlara kadar oturup konuşurlardı. Yani bunun sorumluluğunu almak da zordu. Ben çocuğum sonuç itibariyle, ben gidiyorum ama sonuçta elinde okul da kalmayabilir. İdmanına geçiyor hayatın, okul ikinci plana itilmek zorunda kalıyor. Şimdiki sistemde daha iyi, çocukların hep idman, okuldan sonra idman oluyor. Ama biz Efes Pilsen'in altyapısında haftada iki idman yapardık. Günde iki idman yapardık. Ben hiç unutmuyorum. Benim de Mersin'den gelen bir arkadaşım daha vardı. O, ben, bir de Orçun diye bir çocuk. Üçümüz kalıyorduk. Biz onunla, Onur'la tabii çok yakınız. Mersin'e ikimiz gelmişiz. Çamaşırımızı götürürdük yıkamaya kulübün içinde. Alır gelirdik. Böyle bir yere boşaltırdık. Yani ütüydü filan hak getire. Yani bu boş olduğu zaman birini aldı üstümüze geçirdik. Yani yemeği mi yapacağız? Yani zordu, kolay değildi. Bilmiyorum, ben herhalde çocuğumu veremem herhalde böyle bir karar. E
Efes Pilsen'in altyapısında oynadığı dönem Ömer için hayat şartları oldukça zordur. Ama verdiği mücadelenin meyvelerini zamanla toplamıştır. Hatta 23 yaşında takım kaptanlığına kadar yükselmiştir. Bu dönemde Asfel'le oynanan Final Four'a girdikleri maç Ömer için unutulmazdır. Ben hayatımda ilk defa Abdi Pekçi'yi böyle görmüştüm. Yani salonun çizgilerine kadar insanlar bağdaş kurup oturmuştu. Biz hiç unutmuyorum. Salona geldiğimiz arabalarımızla geliyorduk. Salona geldiğimiz zaman o izdamdan Hidayet bana çarptı arkadan arabasıyla. Yani öyle bir şey ki kıpırdayamıyoruz, gidemiyoruz. Arabayı nereye bırakacağız? Salona girmemiz lazım ama dışarıya büyük ekran koydular. Yani hani 12.500 kişi herhalde orada o gün 15.000 kişi vardı. Ama bir de 5.000 kişi de dışarıda vardı. İnsanlar kapıları yıkıyordu girmek için. Yani biz o zaman Asfel'le oynayacaktık. İbrahim Kutlay, ben, Hüseyin, Hidayet. Yenersek Final Four'dayız ki Efes Pilsen bundan önce çok denedi. Yani şanssızlık o Namoski Ufuk Sarıcalan zamanında hep ucundan döndüler. Artık kulüpte de böyle bir istek Türkiye'nin herkesin de beklediği bir şeydi. Normal şartlarda yenmemiz gerekiyordu. Ben de hep 6. adam giriyordum. Yani hani Hidayet, İbrahim başlıyorlardı. Sonra ben çıkan kimse onun yerine giriyordum filan. O maçta 5 sayı attım filan ama yani o seyircinin önünde oynamak sonuna geldiğiniz zaman hiç unutmuyorum. 12 sayı öndeyiz. 2 dakika var. Fakat bir türlü o topu çeviriyorum. Birine faul yapıyorlar. Gidiyoruz kaçırıyoruz. Kaçırıyoruz. Son topa geldi. Maçın bitmesine 5-6 saniye var. 2 sayı öndeyiz. Hiç unutmuyorum. Herhalde Mustafa son koydu. Topu aldı. Şutu şey engelleyeceğim. Bu orta sahaya geldi. Topu fırlatacak artık. Son 2 3 1 diyecek, bitecek. Topu fırlattı. Ben de tabii o zaman tecrübesizlik can havliyle sıçradım üstüne. Yani fake attı. Bekledi, ondan sonra topu attı. Eğer ki orada benim sıçradıktan sonra fake atmayıp bekleyip bana çarptırsaydı kendini 3 atış atacaktı. Yani belki de biz hani ya hala inanamıyorum. Yani bunu nasıl böyle bir hani o zaman tabii çok küçüğüm. 21-22 yaşlarındayım. Tabii 99 senesi. Yani 21 yaşındayım. Nasıl böyle bir hata yaptım? Allah'tan yani o öyle bir şeye gitmedi. O inandı herhalde sokacağını orta sahadan. Ben hani sıçradım, kaçtı benden, fırlattı topu. Ömer Onan'ın Fenerbahçe sevdası çok eskilere dayanır ve çok özel bir sevgidir. Efes Pilsen'de oynarken bile Fenerbahçe'nin futbol maçlarını kaçırmayan, atılan bir golden sonra bulunduğu yerden 7-8 basamak aşağı düşecek kadar delice sevinen, derbi maçlar için bilet kuyruğuna girip polisten cop yiyecek kadar koyu Fenerbahçelidir Ömer Onan. Eskiden ben burada her maça gelirdim. Hatta benim geldiğim maçlar zamanında yani altyapıda çocuklarla gelirdik. O zamanlar mesela kapalıya girerdik. Galatasaray maçına mesela gideriz. Yarı yarıya ortada polis olur. Biz bir taraftayız, onlar bir tarafta. O zamanlar daha zevkliydi. İnanın bence daha zevkliydi. Yani çünkü karşılıklı tezahüratlar oluyor. İşte işin doğası. Ne bileyim, bende hiçbir zaman şiddet yoktu. Yani hani ben bugüne kadar hani Fenerbahçeli olduğumu Efes Pilsen'deyken de herkes bilirdi. Ama ne bileyim yani hiçbir kulübe, ne bugün Galatasaray'da, Beşiktaş'ıydı, Karşıyaka'ydı. Yani ben yani sağ içinde oynarken en ufak kötü bir hareketim veya bir onları küçük düşürücü bir hareket olmamışımdır. Ben hep işin güzelliğine bakıyorum. Yani o ambiyans bence daha güzeldi takımlar yarı yarıyken seyirci de olduğu zaman da. O zamanlar giderdim. Şimdi yaşım ilerliyor, A takıma çıkıyorum. Şimdi o kadar alışmışım ki maça gitmeye. Her bu yani boş olduğum her zaman üstümde formamı geçirip maça gidiyorum. A takıma çıktım. Şimdi Fenerbahçe ile karşılıklı oynamaya başladık. Yani tamam ben o zaman 20 yaşındayım, belki çok oynamıyorum ama insanlar beni tanıyor. Ben deli gibi tribünde futbol maçlarında bağırıyorum. Aynı gazeteciler, spor muhabirleri. Şimdi mesela devre, hiç unutmuyorum, böyle devre olduğunu, bir kale arkasından öbür kale arkasından yürürler ya. Şimdi ben kabak gibi oradayım. Ya böyle hepsinin gözü, ben hemen kendimi saklardım. Aman beni görmesinler. Çünkü yani hani şimdi baktığın zaman Efes Pilsen'de oynuyorsun. Fenerbahçe futbol maçındasın.
çekse yani hani o zamanlar herkes benim bilirdi zaten Fenerbahçe olduğumu. Fener Galatasaray, Fener Beşiktaş maçlarında o zamanlar şimdiki sistem gibi değildi ki. 4 saat önceden gelirdik, bilet kuyruğunda bekle, o kuyrukta kavgalar, polis coplar, coptaydım. Hiç unutmuyorum. Yine kaç saat önceden gittik maça. Fenerbahçe Galatasaray maçı yine. Atkinson 3 tane gol attığı maç. Ama o zamanlar eskisi değil ki, böyle sıralar halinde bütün kapalıda ayakta seyrederdik. Atkinson golü bir atardı, ben 8 sıra aşağı düşerdik. Yani hayda 8 sıra aşağı, sonra çık yine sıranın bir gol daha attı. 3 gol atmıştı o maç, yine aşağı 8 sıra düşerdik. Yani o zamanlar çocuktuk, belki daha çok eğleniyorduk. Şimdi tabii her şey çok daha modern, profesyonelce ve de iyi uygulanıyor kurallar. Ve bir gün Fenerbahçe sayfası açılınca Ömer Onan kalbinin sahibi olan renkler için mücadele etme şansı yakalar. Bir kere Aydın abi gibi Türkiye'nin en iyi antrenörü, onun yanında da Türkiye'nin basketbolda yaptığı başarılarda baktığın zaman, yani Türkiye Avrupa finali oynamıştı milli takımlarda, Aydın Örs vardı. Efes Pilsen ilk defa Avrupa'da kupa aldı. Aydın Örs vardı. Namalup şampiyonlukları vardı. Aydın abi transfer ettikleri zaman Fenerbahçe zaten yolunu belli etmişti. Yani ben ciddi bir organizasyon kuruyorum ve basketbolda da artık söz sahibi olacağım. O zaman işte ben de transfer oldum. Çok heyecanlıydım. Yani hani çünkü 2 senedir de oynamıyordum. Doğru dürüst. Fenerbahçe gibi büyük, kendi yani taraftarı olduğum yere geldim. Beklentiler çok büyük ve kimse bizden beklemiyordu. Yani çok mütevazi bir kadroyla. Dediğin gibi yani o takım ruhunu ortaya koyduk. Tabii bunun neydi? Bir kere bir Aydın abi işini çok ciddiye alan bir insandı. Onu zaten herkes de, ben size alışıktım zaten, ama öbür oyuncular da bu ciddiyete hemen adapte oldular. Çok iyi çalışmaya başladılar. İkincisi seyircinin verdiği büyük destek. Çünkü biz mesela kupada gittik, ülkeyi yendik. Efes Pilsen'le başa baş oynamaya başladık. Herkes bu sefer bizi ciddi bir takım olduğumuzu gördü. Ve de bize çok büyük destek verdiler. Bir de FIBA Euroleague'de oynuyorduk. Avrupa maçları da çok güzel, iyi gidiyorduk. Yani o takım ruhunun mücadele, yani sonuçta ben dediğim gibi mücadeleci, hırslı bir insandım. Şimdi o takımda liderlerinden biriydim. Zeki Gülay vardı takımda. Temiz, karakteri çok düzgün bir insandı. O da bize çok büyük destek verdi. Müthiş bir sinerji yarattık. Ve öyle olunca da çok güzel maçlar oynadık. O sene yani mütevazi kadromuzla FIBA'da Final Four oynadık. Yani hani FIBA Euroleague, ama baktığın zaman bizim bütçemizden çok daha yüksek bütçeli takımlara karşı FIBA Final Four oynadık. Müthişti. Yani hatta Final Four'a kalma maçında Beşiktaş'la oynadık. Yani iki Türk takımı ilk 8'e kalıp ilk 4'e kalma maçının karşılıklı oynadık. Ve Beşiktaş'ı yenerek biz FIBA'da Final Four oynadık. Fenerbahçe'deki her anının tadını çıkaran Ömer için 100. yılda yaşanan şampiyonluk gerçekten de unutulmazdır. Bu gecenin sanırım kahramanı olacak Ömer. Özellikle Efes Pilsen'le şampiyonluk için yaşanan seride yorulmak nedir bilmeyen Ömer, maç sonu yaşadığı mutluluğu anlatacak kelime bulamaz. Kulübümüzün 100. senesi. Her branşta şampiyonluk diyor başkan. Herkes bizden bunu istiyor. Sokakta yürüyoruz, onu istiyorlar. Yani neredeyse herkes diyordu ki şampiyon olacağız, şampiyon olacağız. Biz de o zaman Efes Pilsen kadrosu da, tamam biz şampiyon için kadro kurduk ama Efes Pilsen gerçekten iyi kadrosu var. Ve oturmuş bir kadro, üst üste şampiyon olan bir kadro. Fakat sezon sonuna doğru o yani Avrupa bitince, ne bileyim her şey bitip playoff başladığı zaman yavaş yavaş her oynadığımız maçta biz Daçka ile oynadık ilk çeyrek finalde ve Daçka neredeyse bizi eliyordu. Yani hani ligin 8.'siydi fakat o kadar sert başladılar ki, yani hani biz de biraz da hani yumuşaktık. O maç bize çok büyük avantaj oldu çünkü sertleşmeyi öğrendik. Yani çünkü baktık ki hiçbir takıma sert olmadan yenemiyorsun. Müthiş bir mücadele başladık. Ondan sonra finalde Efes Pilsen'le müthişti bizim için 100. sene. İbrahim Kutlay harika. Solomon nefis döndü. Solomon. Damir Hırsik. Hırsik'in kapışı.
Seyirci çılgın gibi şampiyonluğu istiyor. Bizi devamlı arkamızdan itiyor. O maçlar hiç bitmesin istiyordum. Yani sabaha kadar oynansın, o seyircinin karşısında oynayayım. Hiç yorulmuyordum. Yani baktığın zaman benim işim çok zordu. Çünkü hem FSB seninle o zaman en iyi skorlerini ben tutuyorum. Ve hem sayıda katkı veriyorum ve 30 dakikaya yakın oynuyorum. Yani ve üst üste maç oynuyorsunuz. Çünkü 4 olan kazanıyor. Baktığın zaman yeri geliyor 10 günde 6 maç yapıyorsun. Yüzüncü sene herkesin dediği işte 4-1 Efes alır. Yok işte 4-2 Efes alır. Çünkü biz bir sezon içinde 25 sayıyla kaybettik onların elinde. Herkes o kadar rahat ki. Fakat sahaya bir çıktık. Efes yani oyuncuları da onu yapıyorlar olmuyor. Böyle yapıyorlar olmuyor. Yani karşında öyle bir dirençli bir takım gördüler ki. Yanlış hatırlamıyorsam maçların ortalaması 80-61 mi neydi? Yani ortalaması 5-6 maçın ortalaması biz 80 sayı atmışız. Onları 60 sayıda tutmuşuz ki müthiş bir hücum takımıydı Efes sen o zaman. Yani o seyirciyle oynama o kadar güzeldi ki ve sonunda o şampiyonluk müthişti. Herkes sahanın içindeydi. Yani güya hani güvenlik vardı sahaya kimse ilk önce işte federasyon yetkilileri halatları çekiyorlar iple güya şey yapıyorlar ama maç bitti. Herkes sahanın içindeydi. Biz işte hakem masasının üstünde bağırıyoruz, seviniyoruz. Yani müthişti. Omuzlara alındık. Ben tabii ki şampiyonlukları Allah bana her kulüpte nasip etti. Yani ben bugüne kadar oynadığım hep üst düzey iddialı takımlarda oynadım. Yani FSB Sende, Ülker'de, sonra Fenerbahçe Ülker olarak hep üst düzey takımlarda ve şampiyonluklar yaşadım. Ama kendi taraftarı olduğum kulübün ve böyle büyük bir seyirci kitlesinin önünde bunların hepsi çok farklı tabii. Ömer Onan her şeyiyle örnek bir kişiliktir. Bir Efes Pilsen maçında bitime 5 dakika kala hakemin Fenerbahçe lehine verdiği kararın yanlış olduğunu söyleyip topun rakibe verilmesini sağlayacak kadar centilmen bir sporcudur o. O pozisyonu hatırlıyorum. Tam Efes bench'in önündeydi herhalde. Tam orta sahaya yakın bir yerdeydi. Ve hakem direkt bize verdi topu. Yani o gördüğünü şeyerek direkt verdi. Ben Efes Pilsen'le oyuncuyla da göz göze geldim. Yani hani göz göze geldim. Biliyorum benden çıktığını. Hakem de iyi niyetliydi. Yani sonuçta bunu yapmak zorunda değilim. Çünkü biz bunu futbolda da, voleybolda da, basketbolda da görüyoruz. Hakem hatalarıyla şampiyonluklar kaçıyor. Yani bu bizim suçumuz değil. Hakem ben nasıl hata yapabiliyorsam hakem de hata yapacak. Bunu söylemek zorunda da değilim. Bunu her zaman söylemeyebilirim. Ama orada ne bileyim yani hakem çok iyi niyetliydi. Çok üstüne şey yaptılar, saldırdılar. Ve de o oyunculara göz göze gelince yani ben yapamadım açıkçası. Hani orada hani onun da bana bakışı, oyuncu karşı takımın oyuncusu da şu an aklıma gelmiyor ama göz göze gelmiştik. Yapamadım ve de bunu verdim. Ha bunu ne bileyim bir Avrupa maçında yapar mısın? Çünkü çok, yani tabii ki fair play hep olacak hayatımızda şey olacak ama ne bileyim benim hakemim olduğu için yani benim ülkemin hakemi olduğu için belki de o zaman şey yapmadım. Ama tabii bazen öyle oluyor ki sana 3 tane çok yanlış düdük çalıyor. Ben şeyde de yaptım en son 2 sene önce mi ya da geçen sene Engin Kelerman Galatasaray'la bizim evimizde oynuyoruz. Full Fenerbahçe seyircisi var. Bir pozisyonda oyuncu topu ayağına açtı. Benim ayağıma çarptı ama yani hani arada bir pozisyon ayağıma çarptı. Ayak var. Ama ben aldım fast break'e gidiyoruz. Salonda düdük çaldı. Ayak dedi. Bütün sağ ayağa kalktı. İşte şey yapıyor. O anda ben dedim ki benden çıktı. Sakin dedim. Güzel geldi o zaman da. Ben dedi ki teşekkür ederim böyle bir şey gösterdiğin için. Yani ben bazen çok sinir, yani ben şimdi agresif bir oyuncuyum. Sağ içinde sinirliyim. Hep kazanmak isterim. Hiç kaybetmek istemem. Bazen hakemlerle çok gergin diyaloglara da giriyorum. Benim de kötü niyetli biri olmadığımı biliyorlar ve ben de onların hiçbir zaman kötü niyetli olduğunu inanmıyorum. Hata yapıyorlar, etkileniyorlar.
etkilenmek bu sonuçta bir de bir sanattır, sporun içinde etkileyebilmek de. Yani sen seyircinin önünde hakemi etki altına alabilmek. Bunun en önemlini Galatasaray yeni deplasmanda yaşadık biz. Yani benim alnıma tokat geldi ki Haluk çok yani arkadaşım, kardeşim ve aile dostuyuz. Aynı yerde oturuyoruz birlikte. Tokadı attı, öbürü elimden çekti. Hakemin görmeme ihtimali yok. Öyle bir pozisyonda, o kadar bariz bir pozisyonda tokadı yedim resmen alnıma. Yani o zaman daha sinirleniyorsun. Hani biri ayağın ucu takılır da görmez hakem. Ya da biri elinden çıkar onu görmez. Ama sonra yediğin tokadı nasıl görmezsin? Oradan yanımdasın ve gözünden ben senin gördüğünü de anlıyorum yani. Bir Galatasaray derbisi öncesi Galatasaraylı Hüseyin Beşok hastalanınca onu hastaneye kaldırarak onun her şeyiyle ilgilenen yine Ömer Onan olmuştur. Tam yatmaya yakın saat işte 12 civarları. Ertesi gün yani maçımız da var. Hüseyin eşi aradı, Türkan beni. Ömer Hüseyin işte böyle ağrıyor. Benim eşim aradı sizi. Ağrıyor, ne yapacağız filan. Biz de hemen apar topar fırladık. Armağan abi hemen telefonla arıyorum. İşte bizim Acıbadem'deki genel cerrahımız Armağan abi işte acile şey getirdik acile. Tabii garip bir durum, değişik bir durum ama yani benim hiç aklıma yok hani gece saat 2 oldu, 3 oldu, şey oldu. Bundan hiçbiri gelmedi. Çünkü önemli olan o da benim arkadaşımın durumu. Ömer Onan'a 3'e atış, bir basket daha. Ömer Onan. Ömer Onan çok iyi basketbolcudur ama aynı zamanda uslanmaz bir futbol tutkunudur. Bazen keşke futbolda oynasaydım dediği de olmuştur. Hatta bu konuda kafasında çeşitli projeler bile gelişmiştir. Tabii ki kimseye ben saygısızlık yapmak istemem. Futbolculuk hani kolay bir iş değil. Ben yalnızca çok sevdiğim için çok isterim. Yani hani niye Emre'nin yanına diyorum? Çünkü hani ben de çok hırslıyım, çok agresif koşuyorum. Hani bir kere yorulmuyorum. Yani en büyük özel şeyim o. Bana belki hani İlk defansın önünde olarak o daha ileride oynasın. Ben hani Selçuk gibi arkada en azından gelen topları keserim, bir şey yaparım diye bir şakalaşmıştık bir kere. Tabii ki o da çok zor artık futbolda. Hiçbir zaman isterim, çok isterdim yani iki tarafta da oynayabilmek ama bu zamanda çok zor. Ama futboldan yani öyle bir sevgim vardı ki ben 19 yaşında A takımdayken artık dedim ki kendi kendime yani biraz akıllı olmakta da fayda var. Yani ben 19 yaşında hala halı sahada futbol oynuyordum ki yasaktı yani, kulüp öğrense çok büyük sıkıntı çıkacak. Şimdi Efes bir şey, A takım kadrosuna girmişsin. Namus gibi Ufuk Sarıcalar, Tamer Örgüçler var. Ben hala deli gibi halı sahada işte haftada bir gün zaman buldukça maç yapıyordum. Sonra dedim ki ya sen kendine gel, hani biri bir şey olur ayağın kırılır yani artık bırak. Ama işte kulüpte bazen olur ya, hoca izin veriyor futbol oynamaya bir bu şeyde falan, öyle ara sıra oynadığım zaman eğleniyoruz yani. Ben şunu görüyorum yani seyirci dürüstçe mücadele eden, formasını terleten, iyi oynarsa kötü oynarsın, İş ahlakı olan, işin ciddiyetinde olan, sonuçta biz iyi paralar kazanıyoruz. Türkiye şartlarının üstünde paralar kazanıyoruz. Her gün iyi oynayamazsın. Ya bu şutu atıyorsun, bir iyi olduğu gün 5 tanesini de söylüyorsun, bazen 5 tanesini de. Ama sen o mücadeleyi sahaya verdiğin zaman, o terini, formanı dürüstçe terlettiğin zaman seyirci sana destek ve seni seviyor. Yani benim o agresif olmam, savunmadaki o ateşleyiciliğim hep hangi takıma gidersem gideyim o takımın camiasından, taraftarından takdir görmemi sağladı. Ömer Onan'ın yolu yıllar sonra hocası İbrahim Ertem'le bir kez daha kesişir. Basketbol okullarıyla geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için hocasıyla yola çıkan Ömer Onan, İstanbul, Ankara gibi merkezler yerine öncelikli hedef olarak ulaşılması daha zor bölgeleri düşünür. Ömer Onan! Ömer Onan! Ben istiyorum ki şimdi çok okullar açıldı. Ben İzmir'de açtım. İzmir'de açmamın en büyük nedeni de İbrahim Ertem, beni Çukurova'da yetiştiren antrenör. Şimdi o işi yapıyordu zaten. Onun içindeydi. Ben de istedim ki
güvenebileceğim, çünkü kendi ismini koyuyorsun, güvenebileceğim biri olsun. Şimdi projemiz İzmir'de başladık, çok iyi gitti. Yani 120-130 çocuğa çıktık şu anda kısa süreli içinde. Her şey planlı programlı gidiyor. Benim istediğim şu, yani sonuçta aileler çocuklarını, bu bir sosyal aktivitedir, verirsin. Çoğu aile o çocuk orada 2 saat geçirsin ya da 1 saat geçirsin ama ne yapsın çok umurunda olmuyor. Ben şunu söylüyorum, ben eğer bir iş yapıyorsam temel eğitimi onlara vermem lazım. Tabii ki onların içinden belki 500 çocuktan bir oyuncu olacak veya olamayacak. Bu iş kolay değil ama önemli olan basketbolu mu öğrenmek istiyorlar? Ben bunu altyapısını vermem lazım. Yani ciddi bir eğitim vermem lazım. Yani orada tabii ki o yaş grubuna küçükler eğlence de olacak, oyun da olacak ama bir turnike atmayı, bir adımlamayı, bir pas vermeyi, bir stop yapmayı, bunları temel eğitimini en iyi şekilde vermem lazım ki ben vicdan olarak rahat olayım. Yani benim amacım o işten çok büyük paralar kazanmak. Zaten öyle olsa İstanbul'da açardım. Hem çok iki katı paraya yapıyorsun hem daha 15 milyon kişilik bir şehirdesin. Benim ama ben istiyorum ki İzmir'de başladım, İbrahim abi oradaydı diye. Şimdi Mersin'de başlıyoruz. Mersin, Tarus, Adana 3 tane orada bölgede. Ben istiyorum ki daha böyle ulaşılamayan yerlerde eğer ki içinde varsa da bir yetenek kaybetmeyelim. Yani ben de ona ön ayak olursam çok mutlu olurum. Çünkü ben nasıl Mersin'den çıktıysam belki de o çocuk okula gelerek, benim okuluma gelerek basketbolu sevecek, başlayacak. Tabii ki ondan sonra kulüplerinde oynayıp belki İstanbul'da bir oyuncu olacak. Yani tabii ki o yaş grubundaki çocuğun ne olacağını bilemezsin. Sen bir oyuncu 16 yaşındayken de oyuncu olup olmayacağını bilemezsin. Ama en azından ona imkan sağlayabilirim. İnsanlara yardım etmek, zor durumda bulunan kişilerin dertlerine çare olmaya çalışmak Ömer Onan'ın hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ama bu konu asla bir şov ve reklam aracı yapılmamalıdır. Ömer Onan'a göre bu tür girişimler kendisi için bir zorunluluktur ve tüm kalbiyle onların yanında olmaya çalışmaktadır. Yani ben inanın giderken de sıkılarak gidiyorum. Çünkü bunu ne konuşmayı severim, ne kullanmayı severim, ne bana bir artı getirsin. Hayatta sevmediğim şeydir. Dediğim gibi bu genelde sosyal projelerde yer alıyoruz. Ve inanın yine sıkılarak, çünkü ben istiyorum ki ben bir şey yaptığım zaman bu benim içimde, yani zaten yapıyorum. Ben kendim bileyim, yaptığım insan bilsin, başka kimse bilmesin. Çünkü ben bunu hiçbir zaman şov olarak kullanmadım. Bugüne kadar bundan bir çıkar. Yani çünkü insanlar, bazı insanlar böyle iyi gözükmek için de yapıyorlar. Ama ben şundan yanayım, birebir ilgilenmekten yanayım. Yani ben yardım da ediyorsam, ettiğim kişiyi bileceğim, ettiğimle temasım olacak, ettiğimi göreceğim. Yani mesela biri geliyor ya şuna şunu ver de bir şey, ben öyle ben göreceğim, bileceğim. İmkanımız olduğu sürece de zaten bu sosyal projelerde olmaya çalışıyoruz. Kimseyi kırmıyorum. Çok yoğun olmama rağmen kendi adıma yapabileceğim o. Yani beni bir yerde istiyorlarsa, 3 tane çocuğum var. Ailemi doğru düz görmüyorum. Hayatım kamplarda geçiyor ama bu işi her zaman canı gönülden zaman ayırıyorum. Yani bir zorlama veya bir yerde bir görünme amacıyla değil, gerçekten kalpten onların yanında olmaya çalışıyorum. Atış, Ömer'in basketi 67-41. Ve Türkiye'de düzenlenen Dünya Şampiyonası Ömer Onan için başından sonuna kadar çok özel bir tecrübedir. Ömer'i çıkardı, Ömer içeriği zorladı, Ömer'in atışı başarılı. Ömer Onan ve milli takımın tecrübeli isimleri takım ruhunu oluşturmak için kararlar almışlar ve hedefe adım adım ilerlemişlerdir. Bir kere ilk önce şuna gelelim, biz Polonya'da çok iyi oynadık. Bundan önceki Avrupa Şampiyonası'nda. Biz o takım, yani baktığın zaman biz Ümit Milli'de madalya alan takım, Hidayet, Kerem, ben bu takımın ilk 5 oyuncusuyduk. Şimdi geldiğimiz noktada baktığın zaman milli takım geçmiş senelerde çok iyi oyunculardan kurulmasına rağmen kimyayı bir türlü oturtamadığı için bir galibiyetle biz Avrupa Şampiyonalarından döndük. Ve biz oturduk, bir karar verdik. Hidayet, Kerem, ben, öbür Kerem, Kerem Gönlüm de aramıza katıldı. Biz 4 tane abiyiz. Öbürleri hepsi bizden yaş olarak 6-7 yaş, bazıları 10 yaş küçük. Dedik ki biz aramızda
Yani biz özellikle Hidayet, ben, Kerem bunu konuşurken çok çocuktan çok iyi arkadaş olduğumuz için ne bir top kavgası olabilir aramızda, ne de birbirimize mimik hareket, yani egolarımızı bir kere dedik toprağın altına gömeceğiz. Bu başka çaresi yok. Çünkü herkes iyi oyuncu. Milli takıma gelen herkes yıldız zaten. Ama niye başarılı olabilir? Takımı yapabilirsen başarılı oluyorsun. Yani kimyayı oluşturabilirsen, takım olabilirsen, o ruhu ortaya koyabilirsen. Geçmiş zamanlarda bu olmadı. Biz bunu Polonya'da gösterdik. Çok güzel bir turnuva oynadık. Biz ve Yunanistan'a biz uzatmada kaybettik. İlk dörde giriyorduk ve hakkımız orada da hani konuşmayalım hakemler falan ama bizim de hatalarımız vardı ama hakem de gerçekten çok büyük destek gördüler. Orada biz yolu gördük. Dedik ki biz böyle takım olabiliyoruz. Birbirimiz için oynayabiliyoruz ve biz abiler olarak bu kadar iyi bir birbirimizi arkadaşken o çocuklar da zaten yani işte Oğuzlar, Ömer Aşıklar, Semih Erdenler bunları gördüğü zaman onlar da aynı çerçeve içinde oynuyorlar. Top kavgası yapmıyorlar. Bir hiza disiplin içinde oluyorlar. Ve biz mesela hiçbir idman kaçırmamaya çalıştık. Bu biz örnek, öyle örnek olmaya çalıştık. Şimdi dünya şampiyonasına da geldik. Kendi ülkemizde olması büyük bir sorumluluk yüklüyor üstümüze. Biraz stres yaratıyor mu? Yaratıyor. Ama daha bilinçli oluyorsun, daha disiplinli oluyorsun. Çok eğleniyorduk idmanlarda ama idmanımızı yapıyorduk. Yani Bormio mesela, biz Antalya kampını yapıyoruz. Bir 5 gün böyle yarı tatil amaçlı yapıp hem eğleniyoruz, gülüyoruz. Beach voleyler, hafta günde bir idman. Oradan Bormio'ya 15 gün çok ağır idmanlara gidiyoruz. Günde 2 idman. Bir tane ben idman kaçırmadım. Kerem Tuncer'i kaçırmadı. Kerem Gönlüm kaçırmadı. Hidayet orada bir ameliyat olmuştu, yoktu. Ama biz abiler olarak bir tane idman kaçırmadık. İstesek çıkmayabilirsin. Yani hem yaşın gelmiş şey yapabilirsin. Ama biz orada o tavrı koyduk. Yani o çocuklar da herkes çok konsantreydi. Ve biliyorduk ki yavaş yavaş forma gireceğiz. Ve de bu şampiyona iyi oynayacağız. Bunu istiyorduk yani. Tabii Ender sakatlandı. O çok büyük bize bir dezavantaj oldu. Gardsız kaldık bir dönem. Orada turnuvaları kötü oynadık ve herkes de bir soru işareti oldu. Bunlar ne yapacak? Yani bir oynadığımız Almanya turnuvası var, herkese yenildik. Ama ne zaman ki Ankara'daki World Cup'a geldik. Efes Pilsen World Cup vardı Ankara'da, turnuva tam şampiyon öncesi en ciddi turnuva. Orada Arjantin'le kafa kafaya oynadık ki bütün maç 15 sayı öndeydik. Sonunda kaybettik ama bunlar hep bize güven aşıladı. Maçlar başlıyor. Seyirci zaten Ankara'nın hep bize uğurlu geldiğine inanıyoruz. Seyirci müthiş doldurmuş salonu. Ya sahaya çıkıyorsun, şimdi yine tüylerim diken diken oldu. Yani tabii ki ben Efes Pilsen'de Final Four'un, Fenerbahçe'yle son sene devamlı şampiyonluk oynadım. Fenerbahçe'de FIBA Final Four'u oynadım. Avrupa maçlarına çıkıyorsun ama o Ay Yıldız'ın kendi ülkenin bayrağının altında olmak, büyüdüğün, doğup büyüdüğün, yetiştiğin yere hizmet edebilmek çok farklı bir duygu. Ve de o da o seyircinin coşkusu. 10. yıl maçları söyleniyor. Maçlardan önce İstiklal Marşı. Yani öyle duygu yüklüyüz ki kendi ülkemizde. Ve biz bunu başarabiliriz. Yani gücümüz var. Ama takım olabilmen lazım. Herkes birbirine yardım etti. Kim kaç sayı atmış hiç kimsenin umurunda olmadı. Bu çok önemliydi. Yani biri saçma sapan bir şut attığı zaman öbür dört kişi geriye koşup onu durduruyordu. Böyle bir coşkuyla, seyircinin verdiği coşkuyla ne zamanki Yunanistan'ı kendi evimizde grup maçlarında, herkes çünkü diyordu ki aman işte Yunanistan birinci çıkar, Türkiye niye ikinci çıkar. Ne zamanki maç içinde böyle maçlar az olur. Üçüncü periyodun başlamasıyla birlikte 20 sayıda öldürdük yani, hani tabiri caizse bitirdik Yunanistan'ı. Kıpırdayamadılar. Öyle yapıyorlar olmuyor. Böyle yapıyorlar olmuyor. Müthiş bir takım. Olmuyor. Öyle bir coşkuyla oynuyoruz ki seyrediyormuş. Ne zaman ki biz onları 20 sayıyla yendik, dedik biz madalya alabiliriz. Ömer'i çıkardı. Ömer içeriği zorladı. Ömer'in atışı başarılı. Dünya şampiyonlarında genelde hep insanlar hani sonuca giderken derler, bizim Türk futbol milli takımını da eleştirmişlerdi. İşte hep Afrika, Asya takımlarıyla oynadılar. Biz Yunanistan'la oynadık, Sırbistan'la oynadık, Slovenya'yla oynadık, Fransa'yla oynadık. Yani bütün Avrupa takımlarını yenerek geldik biz. Müthiş bir coşku, müthiş bir sevinç, müthiş bir gurur benim için. Yani hayatımda bundan daha önemli hiçbir şey yok. Ve de hep aynı şeyi söylüyorum, o aldığım madalyadan daha önemli
şunu gördük turnuva bittikten sonra, Türk halkının kalbinde yer edinmişiz. Benim için madalyadan daha önemli. Yani 7'den 70'e herkes boynumuza sarılıyor. Yani biz onu oynarken gazetelerde okuyoruz ama ne kadar bizi insanların takip ettiğini bilmiyorduk. Ben hayatımda hiç basketbolu görmemiş, basketbolu seyretmemiş teyzelerin, amcaların gelip bana boynuma sarıldığını gördüm. Yani çok güzel şeyler yaşadık. Bunca kariyerinde bu kadar sen sayıyorsun, şampiyonluklar, kupalar var ama hiçbirinin yeri milli takımın altında kazandığın başarının yerini tutmuyor ve inan kendi ülkende olmak da daha önemliydi. Ömer Onan ve eşi Aslı'nın aşkı ortaokul çağında başlamış ve mutlu bir şekilde devam eden bir masaldır. Ömer'e göre eşi kendisini derler, toparlar ve tamamlar. Ömer Onan başarılı ve mutluysa bunun en önemli sebebi eşidir. Şimdi çok eskiye dayanan, ben İstanbul'a bir ortaokullar şampiyonasına tanışmıştık. Ondan sonra o da basket oynadı o zaman. Ama ben Mersin'e döndüm, o İstanbul'da falan. Ben ne zaman ki İstanbul'a 15 yaşında geldim, 16 yaşında, o zamandan beri, yani 16 yaşından beri görüşmeye başladık. Tabii o zaman çocuğuz işte, gidiyoruz, geziyoruz, şey yapıyoruz ama o zamanlarda yolumuzu çizmiştik, karar vermiştik. Yani işte okuluydu, üniversitesiydi, bittikten sonra evleniriz diye. Ve planladığımız gibi hepsini de gerçekleştirdik yani. Hani ben sorumluluk, yani ben hiçbir zaman sorumluluk almaktan çekinmedim ama aldığın sorumluluk ciddi sorumluluk. Yani bir aile kuruyorsun ve 24 yaşında eşin oluyor, çocuğun oluyor. Eve yetiştiğim benim ortamda her zaman baba her şeye bakar, herkesle ilgilenir. Bu kadar yoğun zamanım içinde herkesin verebileceği karar değildi. Yani 23 yaşında evlenmek hem benim için hem eşim için kolay değildi. Yani çok gençsin, bir ailenin sorumluluğunu almak bu kadar yoğun bir iş temposunda ama çok da güzel, işte dediğim gibi 24 yaşında baba oldum. Eşimle birlikte neredeyse o Yiğit'le birlikte biz de büyüdük. Yani hani şimdi ikizlerimiz var, daha net anlıyoruz. Yani o zaman Yiğit'le, çünkü biz de çocuktuk daha. Ama çok güzel oldu. Yani hani ben şuna da inanıyorum, aile olabilmeyi başarmak hayatta önemli işlerden biridir. Yani hani kolay gibi gözükür, herkes evlilik yapar, kolay gibi gözükür ama bu zordur. Taşların yerine oturması. Yani eşimden çok büyük destek alıyorum, o çok önemli. Yani çünkü benle 16 yaşından beri birlikte olduğu için bugüne kadar hiç şikayet ettiğini görmedim. Yani sen eğer 28-29 yaşında biriyle tanışıp evlendiğin zaman senin futbolundan da basketbolundan da illallah gelebilir. Yani çünkü seni görmüyor, yeri geliyor, haftanın 4 günü kampta oluyorsun ama biz 16 yaşından beri birlikte olduğumuz için Aslı hiçbir zaman bana en ufak bir şikayetini görmedim. Hep destek verdi, hep benimle birlikte yaşadı. Üzüntümü, sevincimi, çünkü öyle bir şey ki ben dediğim gibi hani nefret ederim yenilmekten. Ve kaybettiğim zaman, eve geldiğim zaman yani yalnız kalmam gerekiyorsa hemen yalnız kalırım. Yani gelip de benimle şey yapmayı tartışmaz. Tartışmak istiyorsan maçı, mesela bazen sinirimi alamam, gelirim söylenmeye başlarım. O zaman tartışmak mı istiyorum? Birine mi sinirlenirim? O zaman gelir benimle oturur, o da şey yapar. Yani bazı, ben şimdi görüyorum, herkes birlikte paylaşıyorlar diyor. Benim de öyle bir şeyim de olmadı. Yani hani eşimden dolayı da bana böyle bir istek gelmedi. Her şeyle o ilgilendi. Hiçbir şeyi bana bırakmadı zaten ama benim de içimde yok böyle bir şey. Yani ne bileyim evde bir yemek yapmışmış ya da ne bileyim çocuklara bakıp onlarla ilgilenmek, benim öyle hiçbir zaman olmadı. Bunların hepsini bana sağladı. Yani evde bana bir huzur ortamı sağladı eşim. En önemlisi o. Yani ben idmandan çıkıp yorgun geldiğim zaman orada bir huzur ortamı var ve her şeyin planlanmış. Yani ben alışveriş yapacaksam bile ben gitmeden alacağım şeyler seçiliyor. Ben gidip onları seçiyorum. Mesela onların arasından seçiyorum. Yani tamam, ben çok başarılıyım, çok kariyerimde çok üst düzeye geldim, bunların hepsini okey ama benim arkamda ve benim yanımda, benimle birlikte o her şeyi programlayıp benim üzerimden çok yük alıyor. Eşim o konuda, dediğim gibi. Şimdi ikizler de geldikten sonra geniş büyük bir aile olduk. O da
çok bizim için farklı, güzel bir şey. Çünkü ben de tek çocuğum, eşim de tek çocuk. Öyle olunca şimdi evde acayip bir curcuna var. Yani ben bazen nerede olduğumu anlamıyorum. Bu kadar yoğunlukta çok özlüyorum, göremiyorum. Ama onlarla olduğum zaman da yani zaman nasıl geçiyor anlamıyorum açıkçası. Ömer'i bulduk Aya. Ömer içeriye kadar girdi. Ömer harika başladı yine başa. Ömer Onan. Ömer Onan basketbolla yaşayan bir isim. Hatta hayatında en çok sevdiği haberi aldığında da yine basketbol salonunda, yine ay yıldızlı forma sırtındadır ve mutluluğunu basketbol ailesiyle paylaşır. Onan perdelemeden çıktı Ömer. 3 sayılık atış Ömer Onan, eşitliği sağladı. Bravo Ömer Onan. Yani en sevindiğim an herhalde çocuklarımın doğduğu andır. Herkesin sağlıklı olduğu haberini alıp içimin bir oh dedim. Çünkü benim ikizlerim doğduğunda ben Yunanistan maçına çıkıyordum Polonya'da. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey yok. Yani Aslı aradı, ben hastaneye gidiyorum diye. Ben de Yunanistan maçının toplantısına indim. Yani böyle sonra tabii hastane, herkes beni arıyor, mesajlar atıyor filan. Telefonum, şut atmaya çıktım. Telefonum Barbaros'ta, bizim yöneticide. Barbaros'un Turgay Bey'in eşiyle birlikteler. Beni çağırıyorlar, gel diyorlar. Tamam, doğmuş çocuklar. Federasyon başkanımızın eşi bana sarılıyor, ağlıyor filan. Yani ben öyle. Yani onun için en sevindiğim an çocuklarımın doğduğu ve iyidir haberini aldığım andır. Bazıları kan bağınız olmasa bile hayatınızda silinmeyecek izler bırakır ve nefes aldığınız sürece onların yanınızda olmasını istersiniz. Ama bu bazen mümkün olmaz. Ömer Onan'a hayatında en çok üzüldüğü anı sorduğumuzda gözleri doluyor ve kendi tabiriyle ikinci annesini hatırlıyor. Benim rahmetli teyzem vardı, Emel teyzem, karşılıklı oturduğumuz zaman. Onu çok seviyordum. Onun yeri bende çok ayrıydı. Yani bir ikinci annem diyebilirim. Benim üstümde çok büyük emeği vardır. Onu kaybettiğim zamandır. Çünkü isterdim ki o da şu anda benim bu her şeyimi görsün. Çünkü onunla çok değişik bir ilişkimiz vardı. En üzüldüğüm an o. Ve hala da üzülürüm. Niye? Çünkü bu günleri görmesini çok isterdim. Ömer Onan geriye dönüp baktığında hayatındaki seçimlerinde ne kadar doğru kararlar vermiş olduğunu gören ve bunun mutluluğunu, gururunu yaşayan bir insandır. Özellikle de mesleğinin onun için neler ifade ettiğini düşündüğünde. Evet, belki zorlukları vardır mesleğinin ama İyi ki basketbol onun hayatı olmuştur. İyi ki basketbolu ciddiye alıp üstüne devam etmişim. Çok ince çizgideydim. Yani bu zor da gelebilirdi. 15 yaşında ilk İstanbul'a gelmişim. Böyle bir şey gelişmiş olmuş ve basketbola devam etmişim. Ömer Onan insanları kırmaktan nefret eder ve ne zaman böyle bir durum yaşasa bunun pişmanlığını içinden atamaz. Ama sorumluluktan hiç kaçmayan ve hatalarıyla yüzleşmeyi bilen güçlü bir karakter olarak Ömer'in hayatında büyük pişmanlıkları yoktur. Yani bunu zaman zaman niçin söylerim? Bazen istemeden insanları kırmak zorunda kalıyorum. O zaman belki içimden sonra üzülüyorum. Ha, bazen olması gerekiyor ama keşke, yani çok büyük, hiçbir zaman bir pişmanlığım olmadı. Çok büyük hayal kırıklığım da olmadı. Çok küçük yaşta çok önemli kararlar da aldım hayatımla alakalı. Ama hep bunların arkasında da durmayı bildim. Yani sorumluluk almayı seviyorum. Hiçbir zaman da kaçmadım, hiçbir zaman da korkmam. Hiç ya şunu da yapmasaydım dediğim olmadı.